Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere yine kas nakla lif nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Bunun için yine bir önceki videomuzda olduğu gibi iğneye ipimizi takıp kalemin boş kalemin içerisinden geçirdik. Ve şimdi bakın şöyle üçüncü çiviye ipimizi bağlıyoruz. Bu şekilde. Ve hemen karşısındaki yere bu şekilde 2-3-4 defa sardıktan sonra bir tanesini atlıyoruz, diğerinden bu şekilde yine karşılıklı gelecek şekilde 4 defa sarıyoruz. Sonra yine bir tane atlıyoruz, 3. çiviye karşılıklı 4 defa sarıyoruz. Sonra diğerine. Sonra yine şöyle bir tane atlayıp bu şekilde 4 defa sarıyoruz. Şimdi bakın şuradan yan gelecek şekilde bu şekilde yine bir tane atlayaraktan 3. çiviye 4 defa sarıyoruz. Yani böyle sanki çarpı işareti yapar gibi yapacağız. Bu şekilde sırayla 4'er defa sarıyoruz. Her defasında arada bir tanesini atlıyoruz arkadaşlar. Ve en son bu şekilde sardık ve şimdi burada şöyle dönüş yaparak düz bir şekilde, yani sanki bu çarpıların üzerinden geçiş yapar gibi yani bir nevi yıldız şekli veriyoruz bu şekilde. Altılı yıldız. Ve ortasında da altıgen işareti olmuş oluyor. 4 defa sarıyoruz, yine sonuna kadar saralım. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Sonra ipimizi buraya sağlamlaştırdık. Şimdi hemen bitirdiğimiz yerden beyazla devam ediyoruz. Yapmadığımız yerlere şu şekilde şuradan devam edelim. Hani boş olan yerlere, yapmadığımız çivilere, atladığımız çivilere yapacağız bu sefer. Beyaz ipimizle sarıyoruz. Yine 4 defa. Sonuna kadar geldik. Yine yan
çarpı şekli vererekten yapmadığımız çivileri sarıyoruz. 4 defa. Yani yine aralarda bir tane boşluk bırakarak devam ediyoruz. Bunu da sonuna kadar yaptık. Şimdi yine şu şekilde yine yıldız şeklini veriyoruz. Yani bu oluşan kareleri diyelim. Karelerin tam ortasına çapraz olan kısma gelecek şekilde olacak. Ve bunu da sonuna kadar yapıyoruz. En son çivimizi de sarıyoruz. Ve yine buraya ipimizi sıkıca sarıp önce kesiyoruz ve buraya birkaç defa sararak düğüm atacağım. Şimdi bakın arkadaşlar, yıldızlarımız oluşmuş oldu. Bunun için böyle bir iğne kullanabilirsiniz. Hani eğer masanın üzerinde yapıyorsanız, yoksa dizinizin üzerinde yapıyorsanız farklı aletler kullanabilirsiniz. İğne, kısa iğne veya firkete, çivi gibi. Şimdi bakın, şu yıldızlar oluşan beyaz yıldızların tam ortasından bu şekilde ipimizi düğümledik. Ben burada tek kat yaptım ama devamında arkadaşlar iki kat olarak yaptım. Yani ne kadar hani sağlam olmasını istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Bu şekilde iyice sıklaştırdıktan sonra karşılıklı gelen yerlere bu şekilde düğümler atacağız. İyice sıklaştırıyoruz. Elinizde böyle bir iğne mevcutsa, masanın üzerinde de yapıyorsanız ama hani alttan ip kaçırma durumu olabilir. Onun için en sağlamı, yani ben size göstereceğim için bu şekilde yaptım. Bu iğneyi kullandım ama biraz zorlandım açıkçası. Zaten hani kasnak modelini bu şekilde düz bir şekilde göstermek biraz zor oluyor. Bilenler zaten biliyordur ama yeni öğrenenler için söylüyorum. Şimdi karşılıklı gelen devamındaki yıldıza bu şekilde yine düğüm atıyoruz. Mutlaka hani altı tarafından, yani 3 defa yapmış oluyoruz. Karşılıklı olduğu için 6 defa olmuş oluyor. Bu ipimiz tek kat olunca böyle sıkıntıları çok yaşadım bu sıramda. Ama siz dediğim gibi 4 katlı yaparsanız ipinize daha iyi olacaktır. Burada 2 kat olduğu için ve lif ipi olduğu için çekince kolayca kırıldı. Hani sağlam olması için iyice çekiştiriyorum. Gördüğünüz gibi ip inceliyor. Onun için siz 4 katlı yapın. Devamına geçiyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, şimdi beyazın üzerine kırmızı, kırmızının üzerine beyaz olacak şekilde renklerimizi ayarlayarak düğümlerimizi yapacağız. Her çaprazın, yani şöyle oluşan çiçeğin ortasına, bakın şurada fark etmeden alttakini de almışım. Tabii ben bunu görmüyorum ama kameranın açısından bu şekilde bakınca görünmüş oldu. Her yıldızın ortasına bu şekilde düğümler yapıyoruz, beyaz olan. Ben şimdi hani net olsun diye bu çiçekleri gösterdim ama arka taraftaki çarpı olan, çiçeğe benzeyen yarım çiçek olacak oralar. O kısımlara da yine düğümlerimizi yapacağız.
Diğerlerine de teker teker devam edelim. Bakın bu şekilde geldim. Şöyle altıgen şeklinde yaptım. Buraları yapacağız. Şu kısmını yapacağız. Sonra bu şekilde diyerekten ortada bitireceğiz. Arkadan da gördüğünüz gibi altıgenlerin ortasında çiçek şekli oluşmuş olacak. Ters taraftan düğümlerimizi atıyoruz. Bu taraf düz tarafı olacak. Şimdi bu altıgenin etrafına düğümler atacağız. Onu göstereceğim. Bunun için de yine bakın şöyle bir altıgen oluşturacağız. Daha sonra buraya geçeceğiz. Ben ipim iğnemi değiştirdim. Biraz daha dizime doğru kaldırdım kasnağı. Bu şekilde gösteriyorum şimdi. Siz dediğim gibi daha rahat yapabilirsiniz. Ve ipin katını da 4 kat yaptım. İpi iğneye bir kere sarıyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde zaten doğal olarak düğüm oluşmuş oluyor. Şimdi çiçeğin etrafını düşünün. Her yaprağın üzerine birer tane düğüm atmış oluyoruz. Yani aradaki hem beyazı hem de kırmızıyı alarak. Ve burayı da yaptık. Şimdi bakın şu kısmı alacağız. Buraya hani dediğim gibi çiçeğin çevresini altıgen olacak şekilde sarıyoruz. Düğümlerimizi de ona göre atıyoruz. Tabii siz isterseniz sırayla yapabilirsiniz. Ama hani modelini oluşması için kırmızı olan çiçeklerin, yani ortası kırmızı olanların ayrı ayrı yapılması gerekiyor. O geçiş yaptığımız diğer kırmızılar da zaten arada kaybolmuş oluyor. Yani arada onları da düğümlemiş oluyoruz. Düğümler bazen böyle ilk başta tutmayabiliyor. Çok önemli değil. Zaten üzerine birkaç tane düğüm atıyoruz. Onun için herhangi bir sorun yok. Burada fark etmemişim ama yani attığım düğümlerin üzerine tekrardan düğüm atmışım. Şu anda fark ettim onu da. Ama yani herhangi bir sorun yok. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi altıgen yapmış olduk. Arkadan görünüşte bu şekilde oldu. Burası düz tarafı. Ve bu şekilde önce beyaz olan kısımları, sonra kırmızı olan kısımları bu şekilde altıgen olacak şekilde düğümler yaparak lifimizi bitirelim. Ve bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Bazı yerlerde hatalarımız olmuş olabilir ama çok önemli hatalar değil bunlar. Arkadan çevirdiğimizde de bu şekilde oldu. Şimdi tam belli olmuyor ama biraz sonra her şey ortaya çıkacak. Renkler biraz karışmış gibi duruyor. Şimdi tığ yardımıyla, yani şimdi bu plastik kasnak olmadığı için çivilerden biraz çıkarmakta zorlanabiliriz. Elinizdeki imkanlarla hani İsterseniz bunları keserek de çıkartabilirsiniz. Ama ben ilk önce tığ ile çıkartıp daha sonra kesmeyi tercih ettim. Her şey sizin zevkinize kalmış. Eğer plastikse zaten plastik tabanlıyız. Plastikse kasnağınız. Konuşamadım, pardon.
O zaman zaten kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bu şekilde hepsini çıkartalım arkadaşlar. Şimdi çıkarttık ve hani genleştiği için büyük görünüyor ama kasnağın içerisine giriyor bu şekilde. Ve düzü bu şekilde yıldızın içerisinde çiçek modeli oluşmuş oldu. Tersi de böyle. Şimdi arkadaşlar ben buraları fazlalıkları keseceğim. İsterseniz siz kesmeyebilirsiniz. Sadece aradaki ipleri kesebilirsiniz. Ben püskül gibi göründüğü için çok hoşuma gidiyor öyle. Onun için kesiyorum. Siz de bu şekilde kesebilirsiniz. Bu şekilde tamamen kesip bitiriyoruz arkadaşlar. Bu kesme işlemi de ayrı bir zevk veriyor. Etrafın kirlenmesini saymazsak altına mutlaka bir örtü serin ki sonradan iş çıkmasın. Ve bu şekilde lifimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin şimdiden. Hoşça kalın. Sağlıcakla.